Sayı örüntüleri. Merhaba çocuklar. Bu dersimizde sayı örüntüleri konusunda sayı örüntüsü nasıl olur? Sayı örüntüsünün kuralını bulma, sayı örüntüsünü devam ettirme, sayı örüntüsünde kuralı bozan sayıyı bulma konularını öğreneceğiz. Dersimize sayı örüntülerinin nasıl oluştuğunu öğrenerek başlayalım. Belirli bir kurala göre sıralanmış sayılar sayı örüntüsünü oluşturur çocuklar. Kural, örüntünün olmazsa olmazıdır. Bir tane örüntü örneğimiz var, onu inceleyelim birlikte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 sayıları sıralanmış. Peki bu sayılar hangi kurala göre sıralanmış? Hemen onu bulalım. İlk sayımız 5, ikinci sayımız 10. Sayımız artmış. Peki aradaki fark kaç? 5. Yani birinci sayı ile ikinci sayı arasında 5 fark var. İkinci sayımız 10, üçüncü sayımız 15. Yine aralarında 5 fark olduğunu görüyorum. Örüntü sürekli 5 artarak devam ediyor. Bu durumda örüntünün kuralı için bir önceki sayının 5 fazlasıdır diyebilirim. Şimdi birlikte örüntünün kuralını bulma çalışmaları yapalım. İlk örneğimize bakıyorum. Sayılarımız 30, 26, 22, 18, 14, 10, 6. Sayılarımızı okurken fark ettik sanıyorum. Sayılar gittikçe küçülüyor. Bu ne demek? Örüntüm sürekli azalmış. Eksilerek devam ettiği için sayılar küçülmüştür. İlk sayımız 30'du, ikincisi 26. Eksildiğini zaten fark etmiştik örüntümüzün. Peki kaç sayı eksilmiş onu bulalım. 30 ile 26 arasındaki fark 4'tür. Yani 30 sayısı 4 azalmış ve 26 olmuştur. Ardından 26 sayısı 4 eksilmiş, 22 sayısı olmuş. 22 sayısı 4 eksilerek 18 sayısı ile örüntümüz devam etmiştir. Dolayısıyla bu örüntünün kuralı için bir önceki sayının 4 eksiği diyebilirim. Diğer bir örüntü var sırada. Hadi birlikte kuralını bulalım. Sayılarımızı okuyorum. 12, 22, 32, 42, 52, 62. Sayılarımız giderek büyüdü. O zaman bu örüntü artarak devam eden bir örüntüdür. Peki bakalım sayılar kaçar artmış? 12 ile 22 arasındaki farkı buluyorum. 10 sayı fark var. 12'den 22'ye 10 sayı artmış. 22'den 32'ye yine 10 sayı artmış. 32'den 42'ye yine 10 sayı artmış. Bu durumda örüntü 10 sayı artarak ilerliyor. Yani örüntünün kuralı bir önceki sayının 10 fazlasıdır. Sıradaki örüntümüz 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38 sayılarından oluşuyor. Şimdi de bu örüntünün kuralını bulalım. İlk sayımız 50 idi. Ardından gelen sayı 48. 50, 48 sayısından büyük, yani örüntü azalmış. 48'den sonra 46 geliyor, 46'dan sonra 44, sürekli azalarak devam eden bir örüntümüz var. Şimdi bir de aradaki sayı farkını bulalım. 50'den 48'e geçerken 2 sayı azalmış örüntü, 48'den 46'ya geçerken de 2 sayı azalmış. Yani ikişer azalarak gidiyor örüntümüz. Bu durumda örüntünün kuralı bir önceki sayının 2 eksiğidir. Örüntünün kuralını bulmayı öğrendiğimize göre artık bize verilen örüntüyü kaldığı yerden devam ettirebiliriz. İlk çalışmamıza bakalım. Bir sayı örüntümüz var. 3, 6, 9, 12, 15 sayılarını içeren bir örüntü. Devamını biz getirelim. Öncelikle örüntümün kuralını buluyorum. Bu örüntü artarak giden bir örüntü çünkü sayılar sürekli büyümüş. Peki kaç artmış hemen onu hesaplayalım. 3'ten 6'ya geçtiğine göre 3 sayı artmış diyorum.
6'dan 9'a geçerken yine 3 artmış. 9'dan 12'ye geçerken yine 3 artmış. Bu durumda örüntünün kuralı bir önceki sayının 3 fazlasıdır diyebilirim. Örüntünün kuralını bulduğuma göre ilk aşamayı geçtim. Şimdi örüntüyü devam ettirelim. Örüntünün son sayısı 15. Ben de 15'in üzerine 3 ekleyerek bir sonraki sayının 18 olacağını söylüyorum. 18'in üzerine tekrar 3 ekliyorum ve 18'den sonra 21 sayısı gelecektir diyorum. 21'in üzerine 3 ekleyerek 24 sayısı ile devam edeceğini söyleyebilirim. Bu örüntüyü istediğimiz kadar devam ettirebiliriz. İşte devam ettirebileceğimiz bir örüntü daha. 60, 55, 50, 45, 40 sayılarından oluşuyor. Bu örüntünün önce kuralını bulalım, sonra da devamındaki sayıları. Örüntümüz 60 ile başlıyor, 40 ile bitiyordu. Bu durumda azalan bir örüntü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de kaçar kaçar azaldığını bulalım. 60 ardından gelen sayı 55. Bu durumda 5 sayı azalmıştır. 55'ten 50'ye geçiyor. Demek ki aradaki fark yine 5. Bu durumda örüntünün kuralı bir önceki sayının 5 eksiğidir. Ben de son sayıdan başlayarak beşer azaltarak örüntüyü devam ettirebilirim. 40 sayısı bana verilen son sayıydı. 40'tan 5 eksilttiğimde 35 sayısını elde ediyorum. Demek ki 40'tan sonra gelecek sayım 35'tir. 35'ten 5 eksilttiğimde 30 sayısını elde ediyorum. 35'ten sonra 30 yazacağım. 30'dan tekrar 5 azalttığımda 25 sayısını elde ediyorum. Bu durumda örüntünün 35, 30 ve 25 sayıları ile devam edeceğini söyleyebilirim. Sıradaki örüntümüz 6, 10, 14, 18, 22 sayılarından oluşuyor. Şimdi kuralı bulalım ve devamında gelecek sayıları yazalım. 6 ile başlamış, 10 ile devam ediyor. Sayılar arasında bir artış söz konusu. 6 ile 10'un farkı 4 olduğu için örüntü 4 artarak devam ediyor olabilir. Bunu kesinleştirmek için diğer sayıların arasındaki farka bakalım. 10 ile 14 arasında da 4 sayı fark var. 14 ile 18 arasında da 4 sayı fark var. Demek ki bu örüntümüz bir önceki sayının 4 fazlası kuralı ile yazılmış. Bu durumda biz de son sayıya 4 ekleyerek örüntüyü devam ettirebiliriz. Son sayımız 22. 22'ye 4 eklediğimiz zaman 26 sayısına ulaşacağız. 26'ya 4 eklediğimiz zaman 30, 30'a 4 eklediğimiz zaman 34 sayısı olacaktır. Dersimizin sonuna gelirken son olarak örüntüdeki kuralı bozan sayıyı bulma çalışması yapalım. Kuralı bozan sayıyı bulmak için öncelikle kuralı bulmamız gerekiyor. Örüntümüz 12, 14, 16, 19, 20, 22 sayılarından oluşmuş. Kuralı bulmak için ilk sayılara bakıyorum. 12 ve 14 aralarında 2 fark var ve 2 artış gözlemleniyor. 14 ile 16 arasında aynı şekilde 2 artmış. 16'dan 19'a geçilmiş. Bu durumda artış 3 olmuş. 19'da 21 arasında 1 fark var, yani 1 artmış. 20 ile 22 arasında yine 2 artmış. Örüntünün kuralının sayının 2 fazlası olduğunu söylüyoruz. Nereye kadar? 16 sayısından sonra yazılan 19 sayısına kadar. Çünkü 16'dan 19'a geçildiğinde 3 artmış. Bu durumda örüntünün kuralını bozan 19 sayısıdır. Şimdi de bu örüntüde kuralı bozan sayıyı bulalım. 33, 30, 27, 24, 20, 18 sayılarını görüyoruz. İlk olarak yapmam gereken örüntünün kuralını bulmak. 33 sayısı ile 30 sayısına bakıyorum. 33'ten 3 çıkmış, 30 kalmış.
3 azalmış örüntümde. 30'dan 27'ye geçişte yine aynı şekilde 3 azalıyor. 27'den 24'e yine 3 eksilmiş. 24'ten 20'ye geçerken azalma 4. 20'den 18'e 2 fark var. Bu durumda örüntümüzde 20 sayısı kuralı bozan sayı oluyor. Son örneğimizi de inceleyerek dersimizi bitirelim. 12, 17, 22, 27, 30, 37 sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisi acaba? Hemen kuralımızı bulalım. 12, 17 arasında 5 sayı fark var. 5 artmış. 17 ile 22 arasında yine artış 5. 22 ile 27 arasında yine 5 artışı görüyorum. 27 ile 30 arasında artış 3. 30 ile 37 arasında artış 7. Dolayısıyla buradaki kural bir önceki sayının 5 fazlası. Fakat 27'den sonra gelen 30 sayısı bu kurala uymadığı için örüntüdeki kuralı bozan sayıdır. Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.